Evet. Sevgili Avestalılar, hepinize selamlar. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte Europa Universalis 4 oyununda İngiltere'de misafiriz. Sevgili takipçilerim yorum yapmışlar. Angevin isteriz, Angevin isteriz. Herkes Angevin, Angevin, Angevin dedi. Biz de dedik ki Yüce Avestalılar ne diyorsa odur. Bir Angevin videosu çekelim. Şimdi İngiltere hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Kendileri oyuna bir disaster'la başlıyorlar. War of the Roses diye. Bu War of the Roses disaster'ının sebebi İngiltere'deki iki tane hanedanın bu yıllarda geçen kapışmalarıdır dostlar. Lancaster ve York hanedanıdır bu iki hanedan. Tarihsel olarak bu iki hanedan kapışıyor dostlar birbirleriyle İngiltere'de taht için. Ondan sonra bu hanedanlardan York hanedanı savaşı kazanan taraf oluyor ve burada gördüğünüz Kral Henry'i esir ediyorlar. Bu iki hanedanın da armalarının üzerinde gül resimleri var. Bir taraf beyaz gül, bir taraf kırmızı güldü yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bu olaya War of the Roses demişler. Yani güllerin savaşı. Bu küçük bilgiyi de verdikten sonra gelin isterseniz estetlerimize geçelim. Evet dostlar, estetlerimi bu şekilde ayarladım. Burada dikkat etmeniz gereken şey, İngiltere ile oynadığınız zaman çok fazla eksi stability yiyeceksiniz. Çünkü disaster yiyorsunuz direkt başlar başlamaz ve eksi 2 stability yediğiniz için oradan. Burada işte Advisor maliyetlerini düşüren ama stability basma maliyetinizi arttıran estate privilege'larını vermeyin. Yani ben en azından vermedim. Siz nasıl yaparsınız tabii ki size kalmış ama ben vermemeyi tercih ettim. Çünkü çok masraflı olacak tekrardan stability basmak. Gerçi görevlerle mörevlerle yine hallediyorsunuz ama gerisi size kalmış. Şöyle ucuz olan advisor'lardan da alabilirsiniz dostlar. Fokusunuz diplomatikte başlıyor. Ben bu fokusu kaldıracağım. Eşit bir şekilde dalsın. Estate'lerden gelen görevler bu şekilde. Bunu zaten biliyorsunuz, gemi basıyor. Bu papalıkla ilişki kasmak için. Bu da papal influence'imizi arttırmak için. 15 papal influence güzel. Buradan gelen diplomatic reputation olsun, national tax modifier olsun, stability olsun. Bunlar çok işimize yarayacak. Bu şimdilik bekleyebilir. Şimdi rival'larda Fransa'yı tabii ki rival'ımız alabiliriz. Osmanlı bizi rival almış. Gerek yok. İskoçya'yı rival alalım. Bir de Danimarka'ya mı alalım? Hadi bir de Danimarka'ya alalım. İngiltere'de biliyorsunuz parlament sistemi var dostlar. Parlamentoya bir tasarı sunuyorsunuz. Bu tasarılar geçerse eğer, burada gördüğünüz hangi tasarıyı seçmişseniz o tasarının bufflarını kazanıyorsunuz. Bunu da ilerleyen vakitlerde kullanacağız. Şimdi oyunun başında kullanmaya gerek yok. Lakin bizden koltuk isteyen şehirler var parlamentoda. Trade Goods sayfasını açıyorum dostlar ben. Hangi şehirlerimde daha değerli ürün varsa dostlar, parlamento koltuklarını o şehirlere vermeye çalışıyorum. Çünkü buradan parlamento koltuğu verdiğinizde hem vermiş olduğunuz şehrin tax modifier'ını arttırıyor hem de local production efficiency, yani üretim etkinliğini arttırıyor dostlar. Aynı zamanda manpower ve sailor da kazandırıyor. O yüzden biraz daha böyle iyi ürünlerin olduğu yerlere verirseniz ekonominize de katkı sağlayacaktır. Başlangıçta tabi biraz eksi yiyeceğiz. Burgerlardan da borçla başlıyorum. Ama problem değil, hallederiz. İngiltere'yi biliyorsunuz dostlar, donanmasıyla ünlü bir ülkedir kendisi. Oyunun başında 6 tane ağır gemi, 9 tane light ship, 18 tane transportla başlıyor. Bunları ticareti korumakla görevlendirebiliriz ama savaşlarda işimize yarayacakları için tekrar geri çağırırım muhtemelen ben. Dostlar, Fransa ile savaşmayı düşünmüyorum. Main'i vermeyi düşünüyorum. Bu yüzden buradaki kalelerin hepsini yıktım. Neden bunu yapıyorum diye soracak olursanız ilerleyen vakitlerde göreceksiniz. Burgundy bizimle ally oluyor. Hemen kendisine bir evlilik gönderelim. Belki Burgundy Inheritance bize gelir. Öyle bir şey olursa çok iyi olur. Bir de Fransa'nın rivalları kim? Mesela Castile'le düşmanlarmış. O zaman Castile'ye ally alabilirim ben. Şöyle bir evlilik yapalım. Şöyle Burgundy'ye ally aldım ve Castile'ye ally aldım. Bu arada İsveç bağımsızlığını desteklememizi istiyor. Umurumda bile değil. Biz kendi derdimizle uğraşacağız burada. Evet, gördüğünüz gibi direkt War of the Roses çıkıyor. Bu War of the Roses bitene kadar hiçbir şey yapmayacağım dostlar. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece duracağız. War of the Roses'ın çıkmasını bekleyeceğiz. İskoçya'ya Subjugation Casus Belli'si verecek. Fransa ile işimi halledeyim. Ondan sonra alırım. Acelem yok. Leinster'a Subjugation Casus Belli'si veriyor lan. Alırım abi. Güzel. Bunu bir Subjugation. Bunu bir vasallarız. Hatta vasal diyeyim ben bunu. Ne kadar var War of the Roses'a? Fazla da bir şey kalmamış ama tek atarız zaten buna. Bunu bir vasal diyeyim. Burada İrlanda'da bunu büyütürüz. Biz hiç toprak almayız buradan. Let's go. Oğlum neler oluyor lan? Oyun bozuldu herhalde. Bana stability falan veriyor erken oyunda. Vay be. Şaşırtıyorsun lan beni oyun. Oğlum ne oluyor? Şaşırıyorum bak harbiden. Aa. Ver bakalım hadi. Evet. Surrender of the Main geldi. Vallahi dediğim gibi Main'i al evladım deyip vereceğim abi. Hiç savaşmaya gerek yok. Şöyle verdim. Ondan sonra bu The Hundred Years War, yani 100 yıl savaşları görevi bitmiş oluyor. Hemen bunu da alıyoruz. İngiltere'nin kaderi adlı bir etkinlik geldi. Buradan alttaki Angevin yazan seçeneği seçmeniz lazım. Size Fransa'ya karşı Force Union Casus Belli'si verecek. Bununla savaş açtığınız zaman direkt PU olarak alabiliyorsunuz Fransa'yı tek savaşta. Şöyle alttakini aldım. Fransa'ya karşı Force Union savaş sebebim
geldi. 30 yıl süresi var. Hala acelem yok. War of the Roses'ı bekleyeceğim. Az kaldı zaten çıkmasına. Çıksın, disaster'ımızdan kurtulalım. Ondan sonra zaten kasus belimiz var. Bu arada bunu asla kabul etmeyin. Otonomi en büyük düşmanınız, bunu unutmayın. Bu arada şöyle komşularımıza bir diplomat gönderelim biz. İki diplomatımız komşulara gitsin. Fransa'yı PU düşürdüğümüz zaman çok fazla kızacaklar bize. Şimdiden başlasınlar çalışmaya onlar. İsveç'le ilgili bir etkinlik geldi. Umurumda bile değil diyorum. Ne haliniz varsa görün abi. Bu arkadaşı da vasal olarak aldık. Öylece bir diplomatik reputation daha geldi görevden. Güzel. Hatta bu arkadaşı şuraya da verelim. Şöyle şuralara da interestlerimizi atalım. Bu Leinster buralara claim atsın. Ondan sonra dalırız. Bu arada bir paralı asker birimi almamız gerekiyor. Grand Company alacağım ben. Şuradaki 13K'yı da sileceğim. Boş yere masraf olmasın. Bu kadar asker yeterli olacaktır. Evet, War of the Roses çıktı. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Hangisinin yeteneği daha yüksekse onu seçin. Burada Lancaster hanedanının yüksekmiş. Ben onu seçeceğim. Seçer seçmez iki istikrarımız gitti bile. Şimdilik basmayacağım istikrar. Şu savaşı bir bitirelim. Ondan sonra bakarız. Evet, kısa süren bir savaşın ardından War of the Roses'ı bitirdik dostlar. Bu bize bir stability verecek. Şöyle bir tane kendim basayım. Bir tane de buradan alalım. Artı 1'e çıkalım. Rise of Dynasty etkinliği geldi. Burada da alttakini seçerek bir stability daha kazanıyoruz. Henry Tudor yeni heirimiz oluyor. Avusturya ve Kastil'e favor attım. Acelem yok, sakinim, bekleyeceğim. İkisinin de favor'ı gelsin, ondan sonra gireriz. Oğlum bu ne kötü bir etkinliktir la. 10 merkantalizm mi? Brabant'la ilişkim kötülüyormuş. Çok da umurumda. Kim takar Brabant'ı lan? Kastil Aragon'a Unification savaşı açmış. Bu savaş bittikten sonra katılır bizim savaşımıza muhtemelen. Trusumuzun bitmesine bir sene kalmış. Bir sene sonra muhtemelen Curry favor'ımız da bitmiş olur Avusturya'yla. Sadece o kaldı. Kastil'in Aragon'la olan savaşı bitmiş olur aynı zamanda. Ondan sonra gireriz. Evet, Trusumuz bitti. Şimdi sıra savaşı açmakta. Force Union Kasus Beylisi'yle saldıracağız. Burgundi, Avusturya ve Portekiz geliyor. Çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Savaşımızı açalım hadi. Şöyle kralı da ordunun başına verdim. Belki ölür. Ölsün de kurtulalım ya. Aa, gerçi iyiymiş lan bizim kural. Hayır hayır, ölmesin. Hayır. No. Tamam, veliahtı verebiliriz. Veliaht o kadar da iyi değilmiş. Evet, Kastil'in de savaşı bitmiş. Kendisi geliyor. O da gelsin. Evet, Fransa savaşımız bitti. %100 savaş skoru yapmaya gerek yok. Sadece Union with France dedim. Biraz da para aldık. 100 duka geliyormuş bize. Çok da fazla koalisyon yemiyoruz açıkçası. Gayet temiz bir savaş oldu. Böylece Fransa'yı da PU'muza aldık. 10 yıl içerisinde Fransa'yı çok rahat bir şekilde PU'muz yapabiliyoruz dostlar. Papal Influence'imiz de 50 olmuş tam da üzerine. Improve Relations vereni alalım. İhtiyacımız olacak şimdi. Şöyle Outrage'ı da gönderelim. Devam ki. Burgonya benimle elaylığını bozmak istiyor. Adamın bütün rivallarıyla elayım çünkü. Harika. Tamam, Avusturya ile artık işim yok ya. Avusturya'ya salarım. Avusturya'ya saldım kanka, yetmez mi? Tamam, Kastil'i de saldım kanka. Allah belanı versin Burgundi. Senin ben Burgundi gibi var ya. Neyse Kastil, sen geri gel kanka. Bu arada Fransa savaşı bittikten sonra böyle bir görev göreceksiniz görev sekmesinde. Buna bastığınız zaman hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Paniğe kapılmayın hemen. Parlamentoya geliyorsunuz dostlar. Oradan bastığınız zaman burada parlamentoda görev etkin oluyor. Bu tasarıyı geçirmeniz lazım parlamentodan buradaki özellikleri almak için. Prestijim full ama yine de yapacağım stability için. Şöyle ne istiyorlarsa verelim. Gördüğünüz gibi görevi geçirdik. Advisor'larımız artık daha ucuz. Fransa'yla da ilişki geliştiriyor biraz. Liberty Desire'ını düşürmek için ihtiyacımız var bunlara. Hemen Fransa'yla ilişkimizi geliştirelim. Şöyle support loyalist diyelim. Borcunu ödeyelim. Hala bizi sevmiyor. Öylesine nefret ediyor ki şu an bizden. Şimdi yapmamız gereken tek şey Fransa'nın Liberty Desire'ını düşürmek. Bu arada bu görevimiz de bitti. Bu görevi yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi her yerde claim'imiz var. Aslında hemen peşine Britanya'ya saldırabiliriz de. Gerek yok, acelemiz yok. İskoçya'yı vasallamak için de bu görevi yapacağız. Bu zaten kolay, asker basma görevi. Bu arada şu görevi War of the Roses bitince almayın. Bekletin biraz. Savaş bittikten sonra alın. Neden diyeceksiniz? Çünkü Fransa ile savaşımız bittikten sonra bize %10 agresif expansion impact verecek. Aynı zamanda sizin kralınızın yaşama şansını daha çok arttırıyor. Yeni heir şansını arttırıyor. Bu gayet iyi. Fransa savaşından sonraya bırakmanız sizin daha çok işinize yarayacaktır dostlar. Royal Court görevimiz de bitmiş. Bunu da alalım. Kralımız çok yaşaması neden önemli falan diyebilirsiniz. Öyle demeyin. Fransa savaşı bittikten sonra yaşaması çok önemli. Kral ölürse ve Fransa ile ilişkiniz kötüyse personal union'ınız bozulur dostlar. O yüzden kralınızın yaşaması çok önemli. Evet, ilk hükümet reformumuz geldi. Burada çok da işe yarar şeyler yok açıkçası ya. Bizim işimize gelen tek şey sanırım manpower arttırmak olur. Tamam, buradan manpower'ı alalım geçelim. Ya Burgundi beni rival aldı. Şaka gibi ya gerçekten. Biz adamla iyi geçinmeye çalışıyoruz. Adam bize rival oluyor abi. Bakalım, Burgundi'yi takip edeceğim. Kendisi el aylığa geldiği anda
El aylık yapıp evlenmemiz lazım. Yoksa bize kalmaz. Boş yere uğraşırız. Evet, ilk idea grubumuz geldi dostlar. Buradan influence almak bence son derece mantıklı. Çünkü Liberty Desire düşürüyor subjectlerin. Fransa'nın Liberty Desire'ını düşürmek o kadar kolay değil. O yüzden influence tercih edilebilir ilk idea. Bu arada koloni molini hiç uğraşmayacağım. Tek derdim Angevin İmparatorluğunu kurmak ve Angevin'i kurmak için şu bölgeleri almanız yeterli. O yüzden expansion, exploration bunlara gitmeyeceğim. Biz şöyle bir influence alalım önce. Influence işini halledelim, ondan sonra bakarız. Bu arada çok az bir koalisyon kuruldu. Yani neredeyse hiç kurulmadı gibi bir şey. O yüzden bu görevi alacağım ben. Şu İskoçya'yı bir halledelim, aradan çıkartalım. Ama bunlarla barışımız varmış 1467'ye kadar. Boş yere aldık. Şöyle otonomilerimizi de düşürelim. Ülkedeki herkes mutlu bu arada, hiç isyancı yok. Bu arada Portekiz'de olan el aylığı bozacağım. Bir boka yaramıyor zaten. Boş yere slot kaplıyor. Abi Burgundi Avusturya'ya kaldı ya. Bu çok kötü oldu. Oyun resmen sana Burgundi yok dedi abi. İnanılmaz ya. Valla Burgundi'nin gitmesi kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Burgundi olmadan da biz bunu başarabiliriz lan. Gerekirse tokatlarız bunları çatır çatır. Tanımamışlar onlar bizi. Boş durmayalım bari, İrlanda'yı toparlayalım. Buraları Leinster'a yedireceğiz komple. Şöyle Desmond'la Ofali geliyormuş. Buraya da girelim. Şöyle buraları da verelim. Oho, Avusturya inheritledi abi. İnanılmaz. Bir de beni rival mı aldın sen? Saldırsam mı ya? Şu an çok tilt oldum ben Avusturya'ya. Neyse dur, şurayı biraz toparlayayım, geleceğim. Bu arada İngiltere parlamentosuna giriyorsunuz. Curtail French Nobility var. Bunu yapmanız gerekiyor dostlar görev için. Şöyle seçelim. Şöyle yaptım. Bir stability kaybediyorsunuz. İsyancı falan çıkıyor ama sorun değil. Yapın bu görevi. Yoksa şuradan bunu yapamazsınız dostlar, onu yapmadığınız sürece. Haberiniz olsun. Şöyle yapmış olalım bunu da. Kralımız daha da güçlendi. 5-4-3. Evet, İskoçya ile olan barışımız bitti. Hemen subjugation savaş sebebiyle girelim. Hatta Britanya'yı da çağıralım. Ondan da topraklarını alırız. Bu arada Norveç'te savaşa girmiş bunlar ya. Tamam lan. Bunları vasal alacağım. Size de göstereceğim. Ne demekmiş benim vasalıma saldırmak, göreceksiniz siz. Evet, kendisi vasal olarak geliyor. Aha, savaşa da bana geçti. Şimdi ne yapacaksın sen Danimarka? Gel bakayım sen, gel. Gel bakayım sen. Demek benim vasalıma ha. Öyle yersin wipe işte. Bu arada bu görevimiz bitmiş oldu dostlar. İskoçya'yı aldıktan sonra hemen bunu yapalım. Böyle bir etkinlik tetikleniyor. Norveç'e para ödüyormuşuz. Orkneyjar şehrini bize satması için. Neresi lan orası? Ha şurası. Norveç'ten burayı istiyormuşuz. Norveç'ten istemeyeceğim. Norveç'ten direkt alacağım ben orayı. Rahat olsun o. Evet, yeni hükümet reformumuz geldi. Buradan bunu almamız bizim işimize gelir. Vasal force limiti %25 arttıracak. Onun haricinde şöyle bir bakalım, var mı alabileceğimiz bir şey. Belki bu olabilir. Ya da bu da olabilir ama ben bunu alacağım ya. Buradan da bir %100 gelecek. %125 artmış olacak vasal force limitimiz. Bu da Fransa'nın Terminator gibi asker basması demek. Evet, ikinci idea grubumuz açıldı bu arada. Bir mercenary mi alsak lan? Buradan da vasal force limit contribution geliyormuş bak, influence ile birleşince. Bir de sessiz estate'ler üretebiliyormuşuz. O ne lan? Vallahi bir denenebilir aslında ya. Ya da aristokrat. Aristokrat alınca da vasal force limitimiz %100 artıyor. Aristokrat alabiliriz ya. Diplomat falan da verecek bize. Evet evet, aristokrat alalım. Evet, Danimarka ile olan savaşı bu şekilde bitiriyorum. İzlanda'yı bile aldım. Bana salça olmanın bedelini ağır ödemiş oldular böylece. Güzel ya. 30 yıl için fena değil. Bu arada Britanya'dan toprak almayı unuttum ben ya. Yavşak Norveç'e öyle bir sinirlendim ki. Britanya'yı unuttuk abi. Neyse ya. Britanya burada duruyor zaten, bir yere kaçamaz. Sadece şu Burgundi canımı sıktı. Avusturya uğraştıracak beni. Osman yine bir şeyler deniyor. Buradan Naples'a sıçrayacak anlaşılan. Ama aynı zamanda Castile'de girmiş. Conquest'de girmiş. İlginç. Şimdi bu görevi yapmamız gerekecek. Bu görevi yapmak için Burgundi lazım bize. Şuradaki bölgeleri komple almamız gerekiyor. Ya bu savaşı her türlü yapacağız. İsveç ne alaka şimdi, amına koyayım ya. Elay olmuş İsveç'te ya, çıldıracağım. Macar yardım eder mi acaba bize Avusturya savaşında? Bohemia'nın yardım etme ihtimali daha yüksek. Şöyle Bohemia'ya bir elay alalım biz. Köşede dursun. Şurada aldığımız adayı İskoçya'ya verelim. Bizim bir işimize yaramaz. Evet, şu anda Regency'de olduğumuz için bir şey yapamıyoruz zaten. Sevgili Henry'nin başa geçmesini bekleyeceğiz. O sırada da şöyle görev mörev yapalım, bir şeyler yapalım. Böyle 7. seviyeye geçelim military tech'te. Bohemia ben gelirim diyor. Sen geliyorsan ben de girerim ulan buraya. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Bohemia helal olsun lan. Her yeri işgal edildi, adam çıkmadı savaştan. İşte gerçek bir müttefik ya.
Şöyle ufak bir toprak alıp bu savaşı bitirelim. Çok fazla toprak alırsak çok fazla koalisyon yeriz çünkü. Para verebiliyor musun? Güzel. Para da ver. Tamam, bu şekilde bitireceğim. Bohemya savaştan çıktı bu arada. O yüzden ona karşı da herhangi bir şeyimiz kalmamış oldu. Şöyle bitirelim. Şöyle Burgundi'yi de salalım madem. Reconquest savaş sebebimiz de oldu her yere. Bir sonraki savaşta Reconquest'e dalarız. Bu arada estetlerden Strong Duchess'i alalım. Bir de bunu alacağız. %94 oldu. İnşallah %100 olmaz. Olursa çok sıkıntı da değil gerçi de. Şu Britanya'ya da dalalım artık ya. Orada bekliyor garibim. Gidip acılarına bir son verelim. Merhaba, size demokrasi getirdik. Oo, 175 dukaya gayet iyi bu arada. La, İzlanda'da isyan çıkmış. Unutmuşum ben burayı. İsyancı başarılı olacak biraz daha geç kalırsak. Gidelim alalım şuraya geri. Arkadaş niye aldık burayı? Başa bela oldu ya. Age of Discovery. Tabii ki Aggressive Expansion Impact'i alıyoruz. Evet, Britanya'yı da tarihin tozlu sayfalarına karıştırıyoruz. Burgonya marşımız olmak istiyor. Yapsak mı lan aslında? Olabilir ha. Evet, küçük koalisyonlar kurulmaya başladı. Kurun bakalım, kurun. Daha ne kadar kuracaksınız? Kurun. Oha, 9 ilişki slotum var lan şu anda. Avusturya Bohemya'dan toprak almış bu arada. Adamı küçültelim diyoruz, adam iyice büyüyor ya. Evet, yeni hükümet reformumuz geldi. Buradan normalde bunu alırım. Diplomat veriyor. Ama şu anda ihtiyacım yok diplomata. Zaten aristokratik ideyadan da geldi bir tane diplomat. Şunu alabiliriz. Admin teknolojiyi daha hızlı bir şekilde 10 yapabiliriz bunu aldığımız için. Ya da bunu alabiliriz. Tapınak olan yerlerden daha fazla vergi alıyoruz bunu aldığımızda. Ben bunu alacağım ya. Biraz daha hızlı admin teknolojiyi benimsemek istiyorum. 10 teknoloji yapmadan kuramıyoruz Angevin İmparatorluğunu çünkü. Fazla da bir şey kalmadı ya. İskoçya'yı annexlemeye başlıyorum. Daha fazla durmasının bir anlamı yok. Oo, yeni heyrimiz hayırlı uğurlu olsun. 5-5-5. Evet, şimdi sıra Savoy'da. Savoy'a saldıracağız. Fransa claim atmış. Buradan da almamız gereken topraklar var. Onları da toparlayalım hemen. Evet, Savoy'dan ihtiyacım olan toprakları aldım sadece. Koalisyon yememek için daha fazla. Şimdi Avusturya'yla bir savaşımız daha olacak. Bir sene sonra bitiyormuş durusumuz. Burgundi'yi büyüteceğiz. Ondan sonra da bakacağız. Bu arada koalisyonlar da bitti zaten. Bu arada şu İrlanda'yı da artık bir toparlayalım. Unuttuk bayağı. Yıl 1500'e geldi. Biz daha İrlanda'yı toparlayacağız ya. Evet, İskoçya'yı annexlemiş bulunuyoruz. Burgonya'nın Reconquest savaş sebebiyle saldırıyorum tekrar Avusturya'ya. Bak bak bak, kondotiyeri falan yolluyorlar. Oğlum, sizin o kondotiyerlerinizi gömerim, gömer. Hadi köyüne hadi. Oo, bizim Fransa dövüyor burada çocukları. Oğlum, Hyum da güçlü. Burgundi de çok güçlü olacak. İngiltere bayağı güçlü ya. Yeni İngiltere'yi ben çok sevdim ya. Evet, aristokratiyi ve influence'i bitirdiğimiz için bu poliçe de geldi. Bunu da alacağız. Şimdi vasallar daha da fazla asker basacaklar falan. Üf diyorum yani, üf. Evet, Burgundi'ye topraklarını geri veriyoruz dostlar. Ve neredeyse hiç agresiflik almadık. Reconquest'in güzelliği de burada. Evet, böylece siz Burgundi görevimiz de bitmiş oldu. Hemen bunu da alalım. Şimdi Provence savaşımız olacak. Ondan sonra bu görevi yapabileceğiz. Bu görevden sonra da artık burada Act of Union seçeneğini aktif etmemiz gerekiyor. Onun için de 10 teknoloji olmamız gerekiyormuş. Az kaldı yani. Şimdi Provence'a saldıracağım. Avusturya bir daha gelecekmiş. Gelsin, bir daha gelsin. Bir daha gelsin. Gelsin de görsün İngiltere kaç bucakmış. Bu arada İrlanda'yı da birleştirdik sonunda. Bu şekilde bu görevi de bitirmiş olduk. Bu görevi aldıktan sonra şurada Crown of Ireland Act diye bir görev çıktı dostlar. Buraların tamamı sizde olduğu zaman bu görevi yapabiliyorsunuz ve buradan İrlanda'yı çıkartıyorsunuz. Size bağlı bir İrlanda çıkıyor dostlar buradan. Bunun aynısını İspanya bölgesine yapmışlar. Şurada bazı toprakları alıyorsunuz. İspanya'yı çıkartıyorsunuz size bağlı olan. Ondan sonra o İspanya'yı burada büyütüyorsunuz. Size bağlı bir İspanya büyümüş oluyor burada. Şimdi bu Leinster'larla bir ilişki geliştirelim. Bunları annexleyelim. Ondan sonra buraya da İrlanda yaparız. Bu arada bu görev de bitmiş. 25 prestij veriyor. Splendor falan veriyor bu da. Güzel. Polonya kanka, ben de geleyim, ben de döveyim diyor Avusturya. Gel lan, hadi sen de gel. Seni mi esirgeyeceğim? All hail Henry. 5-5-5. Heyir gibi heyir be. Heyirli bir heyir. Hassiktir. Hassiktir. Bunu duymadınız. Bunu duymadınız. Evet, Burgundi'nin geri kalan topraklarını da Avusturya'ya iade ettiriyorum. Biraz kızıyorlar ama istedikleri kadar kızsınlar, hiç umurumda bile değil. Böylece Burgonya'yı da eski güçlü şaşalı günlerine döndürmüş olduk. Bu İsveç de her savaşa geliyor. Ben bunu var ya harbiden fena benzeteceğim. Sinirimi çok bozdu. Evet evet, bla 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 bla, yeah yeah yes, evet evet evet, çok kızdınız evet. Vallahi varsa aranızda öyle bir delikanlı, buyursun gelsin, biz buradayız. Her türlü bekleriz Kutsal Roma, hiç fark etmez. Evet, İsveç'e bedelini ödettik. O ona yeter. Şöyle sevgili Provence'la savaşımızı bitirelim. Güzel, böylece secure
The Dux Crowns görevi de bitmiş oldu. Fransa ile ilişkilerimizi falan güçlendiriyormuş. İyidir, hoştur, severiz. Hemen peşine sevgili Leinster Annex diyelim. Sadece şuradaki iki toprak kalmış. Bir senelik turistimiz varmış bununla da. Bir sene sonra buraya da alırız. Evet, yeni fikir slotumuz da açıldı. Şimdi ne alsak ne alsak. Aslında bir diplomatik alsak fena olmaz gibi. Oho, ya da bir ekonomik alıp bir %100 vasal force limit de buradan. Oha. Yok canım, o kadar da değil ya. Alsak alırız aslında ama bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Bir de şöyle bir şey var, yani bunu alıyoruz ama vasal force limit istediği kadar yüksek olsun. Bunları annexleyeceğiz biz. Bunları annexleyeceğimiz için vasal force limitinde pek bir önemi kalmıyor. Gerçi İspanya'da falan da kullanabiliriz o gücü. Yani vasal fitle gidebiliriz. Bilemedim. E hadi bir de ekonomik olsun o zaman ya, madem öyle. Patron çıldırdı abi, hadi bakalım. Evet, bu arada artık Kastille helaylığımızı bozmanın vakti geldi. Çünkü Angevin'i kurduktan sonra sıra kendisine gelecek. Bu da onun farkında. Oha, görevli bir %100 daha geldi. 10 seneliğine. Bu ne oğlum ya? Şu anda kaç lan benim vasal force limitim? %325 şu anda. Burgundi'ye bak, 30k asker basmış burada. Fransa'nın 40k askeri var falan. Benimle aynı basıyorlar lan neredeyse. Bayağı iyi. Leinster'ı da annexledik dostlar. Şimdi buradan buna tıklıyorum ve bu görev benim parlamentoma geldi. Parlamentoda hemen geçirelim bunu. Evet, geçirdim. Ondan sonra böyle bir etkinlik geliyor. İrlanda Krallığı diye bir etkinlik. Burada alttakini seçerseniz İrlanda'yı salıyor ve personal union'ınız yapıyor sizin. Üsttekini seçerseniz de oradaki bölgelere bu gördüğünüz buff'ları veriyor dostlar. Ben salacağım bir İrlanda'yı ya. Biraz tarihi olsun. Direkt personal union'ımız oldular. Güzel. Şu anda koalisyonu kafa atacak gücüm var aslında. Ama atmayacağım. Bekleyelim. Koalisyondan çıksın, ondan sonra Loren'e de alalım. Görevimizi alalım rahat rahat. Evet, Loren çıktı. Fazla da geçmedi zaten, bir iki ay geçti. Avusturya bir daha geliyor. Avusturya doyamadı dayak yemeye. Gelsin bakalım. Let's go bebeğim. Bu arada Age of Reformation'a geçtik. Gayet güzel. İşte gerçek bir müttefik. Para yardımında bulunuyor. Almıyorum savaşa, para gönderiyor. İşte müttefik dediğim böyle olacak be. Evet, bu arada yeni hükümet reformumuz geldi. Army Drill'le falan işimiz yok abi. Sailor Modifier'la falan işimiz yok. Mercenary Cost alırım bu arada. Ben paralı asker çok kullanıyorum ve bunu seviyorum. National Supply Limit iyiymiş. Bu da alınabilir. Reinforce maliyeti de düşüyor. Reinforce hızı da artıyor. Bak bu bayağı iyiymiş ha. Bu Cavalry. Cavalry ile falan işimiz yok. Yani ben Mercenary Cost alacağım ya. Çok paralı asker kullanıyorum çünkü. Şöyle şu iki toprağı alsak. Bunlar yine çıldıracak tabi. Olsun. Şu Angevin'i kuralım da bir Kutsal Roma'yı da yıkalım be. Başa bela oldular iyice. Evet, Avusturya bunu hak etti abi. Baksın şimdi başının çaresini orada. Sen de ver benim torpaklarımı. Hadi köyüne. Güzel. Bu görev de bitmiş oldu. Bu görevi yaptığınız zaman şu görevlerdeki Act of Union'ı yapabiliyorsunuz dostlar. Aynı zamanda birçok bölgede permaclaim veriyor bize. Şöyle göstereyim. Aragon'da, İtalya bölgesinde. Bayağı permaclaimlerimiz oluyor. Şuradan Favor'dan Return Core yaptım ve main'i kendime aldım. En azından main'in bizde olması gerekiyormuş görevi yapmak için. Ve bu göreve basıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Tabii ki olmayacak. Çünkü parlamentoya bu görevi götürüyor. Siz bu parlamentodan bu görevi de geçirdiğiniz anda Angevin İmparatorluğunu kuruyorsunuz dostlar. Hemen şöyle ne istiyorlarsa verelim ve Angevin İmparatorluğunu kuralım efendim. Gördüğünüz gibi Fransa'yı inheritledik. Artık Angevin İmparatorluğuyuz. Kendine özel fikirleri de var. %20 Corporation, %15 National Tax, alınabilir parlamento görevlerine artı bir ekliyormuş. %5 Disiplin, Hayır Şansı, Personal Union'ı daha hızlı integre etleme. Infantry Combat veriyor %10. Governing Capacity ve Yıllık Legitimacy. Bence fikirleri gayet iyi. Aynı zamanda artık imparatorluğuz. Angevin'i kurduktan sonra da bu görev bitmiş oluyor. Eğer Angevin'i kurmuşsanız 20 tane Production rastgele dağıtıyormuş Britanya ve Fransa bölgesinde. Dağıtsın bakalım. Evet, kurulan bütün koalisyonlar da dağıldı. Dostlar, bu bölümü burada bitirelim. Bence ilk bölüm için gayet güzel oldu. Bunun ikinci bölümü gelecek. Çünkü oynaması çok zevkli gerçekten İngiltere'nin. Yeni DLC en çok İngiltere'ye yaramış diyebilirim. Gördüğünüz gibi sadece daha 100 yıl bile olmadan şöylesine bir imparatorluk kurabiliyorsunuz. Fransa'yı tek tuşla annexliyorsunuz falan. Bence gayet güzel. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.